Değerli izleyiciler, zaman mekan makinemizin takvim ayarlarını 6 Şubat 1945'e çeviriyoruz. Karayipler'de Küba'nın biraz güneyinde bir ada ülkesi olan Jamaika'nın St. bölgesindeyiz. Çoğunlukla Afrika kökenli fakir insanların oturduğu şehir merkezine uzak kırsal bir alanda dünyaya gelen küçük bebeğin günün birinde dünya çapında tanınmış bir müzik ikonu haline gelebileceğini kimse bilemezdi. Kısaca Bob diye çağrılsa da tam adı Robert Nesta Marley olan küçük bebeğin babası Norval Sinclair Marley beyaz tenli İngiliz asıllı bir deniz kaptanıydı. Annesi Cadella ise siyahi bir şarkıcı ve yazardı. Aile içi bir anlaşmazlık sonrası annesi ve babası ayrıldı. Küçük Bob babasını en son 5 yaşındayken gördü. Ergenlik dönemine girerken Jamaika'nın başkentinde Trenchtown'da bir gece kondu mahallesine taşınan Bab, burada kendisini korumak için sokak dövüşlerini öğrendi. Çocukluğu ve ilk gençliğinde yaşadığı ortam Bab Marley'in yaşam felsefesinin oluşmasında çok büyük etki yapacaktı. Yaşadığı getto birçok tatsız olayın yaşandığı fakir bir mahalle olmakla beraber özellikle müzik kültürünün gelişmesi açısından oldukça zengin sayılırdı. 1960'larda şekillenmeye başlayan Jamaika müzik endüstrisi, yerel müzik kültürünün yeni bir formu olan Ska'nın yayılmasına yol açmıştı. Bob 16 yaşındayken İngiliz şarkıcı Desmond Decker ve daha sonra ünlü bir sinema sanatçısı olacak olan Jamaikalı Jimmy Cliff ile tanışınca ona dünya çapında şöhretin kapıları açılacaktı. 1962'de yeni arkadaşları vasıtasıyla onu fark eden yapımcı Leslie Kong sayesinde ilk single'larını çıkardı. Çocukluk arkadaşı Nesty Livingston ve Peter Tosh ile birlikte Wailers isimli vokal grubunu kurduktan sonra kariyeri hızla gelişti. Etiyopya kökenli yerel bir inanış olan Rastafaryanizm ve Jamaika'nın yerel müzik kültüründen doğan reggae tarzını benimseyen Bob Marley, 1970'lerden itibaren Amerika ve İngiltere'de tanınmaya başlanmıştı. 21 yaşındayken bir öğretmen olan Rita ile evlense de 7 farklı kadınla ilişkiye girmiş ve tam 10 çocuğu olmuştur. Rastafaryanlara özgü bir saç stili kullanan Marley, bugün Rasta modeli olarak bilinen tarzıyla meşhur olacaktı. Marley kendini bu inanca adamış birisiydi. Bu inancın bir gereği olarak vejeteryandı. Aynı zamanda futbola olan ilgisiyle tanınan Bob Marley, 1977'de bir maç sonrası parmağında açılan bir yaranın tedavisi sırasında kanser olduğunu öğrendi. Parmağının kesilmesine izin vermedi. Çünkü Rastafaryan inancına göre mezara tek parça girmesi gerekiyordu. Bob Marley 11 Mayıs 1981'de hayata gözlerini yumdu. Ardında büyük bir hayran kitlesi ve hala büyük ilgi gören bir felsefe bırakan Bob Marley, popüler kültürde iz bırakmış sözleriyle hatırlanıyor. İşte onlardan bazıları. Para hayatı satın alamaz. Zihnimizi sadece kendimiz özgür bırakabiliriz. Mutlu mu olmak istiyorsun? Kimseden bir şey bekleme. Baktın hayatın tadını çıkaramıyorsun. Tadını kaçıranı hayatından çıkar. Giderek terbiyesizleşiyorsan hayatın ne mal olduğunu anlıyorsun demektir. Evet belki de haklısın. Sıfırın gücü yoktur. Ama unutma ki sıfırın kaybedecek bir şeyi de yoktur. Karşılıklı sevgi, aşkı, Platonik sevgi insanı öldürür. Yokluğunuzu hissetmeyeni varlığınızla rahatsız etmeyin. Yalnız kalmaya alışmış birine herkes fazlalık gelir. Sevgilin olabilecek birçok insan olabilir. Fakat sevdiğin olabilecek insan tektir kendi kendime konuştuğum kadar kimseyle konuşmuyorum. Sebep delilik değil. Sadece bilirim ki insanı sadece en iyi kendisi dinler. Gerçek şu ki herkes seni incitecek. Yapman gereken tek şey acı çekmeye değer birini bulmak. Zaman mekan makinamız sizleri bundan sonra da değişik tarihlere ve yerlere götürmeye devam edecek kanalımıza abone olmanız dileğiyle